Efendim herkese selamlar olsun. Bugün çok özel bir günümüz. Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün ölüm yıl dönümü. Ondan dolayı hepimiz 83. yılında mekanları cennet olsun. Hem Mustafa Kemal Atatürk'ün hem de onun silah arkadaşlarının bize bu ülkeyi hediye ettikleri için, bu topraklarda ilelebet olacağımız için çok gururluyuz. Ben Seyhan Soylu. Tuğba Ekinci. Ebru Polat. Efendim çok güzel bir açılış yaptın sevgili Seyhan. Öncelikle Al Sana Haber'den, Flash TV ekranlarından şu an bizi izleyen başta çok değerli hanımefendiler olmak üzere herkese en derin sevgi, saygı, hürmetlerimi iletiyorum. Programa hoş geldin diyorum. Ben de Seyhan Hanım gibi Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. yıl dönümünde kendisini rahmetle, sevgiyle, özlemle anıyoruz efendim. Bahircan'dan. Merhaba, ben Alice Bahircan'dan. Ben de Ulu Önder Atatürk'ümüzü bugün anıyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sabah saygı efendim, görüşünde bulundunuz. Dilerseniz bir VTR'miz var, klibimiz. Onu izleyelim. Ondan sonra da sohbetimize devam edelim. İlk adımda duracaksın. Geleceğe koşarken durmayacaksın. Eşit duracaksın. Üretimde durmayacaksın. Gururla duracaksın. Çizdiği yolda asla durmayacaksın. Saygıyla duracaksın. Yaşadıkça durmayacaksın. Durduğumuz her anda ve yürüdüğümüz her adımda hep sen olacaksın. İyi ki varsın. Saygıyla. İlk adımda duracaksın. Müthiş yani. Bugün çok özel bir gün. Biz hep beraber Azerbaycan'daki gibi. Evet. Azerbaycan'ın 8 Kasım'daki Karabağ gururumuz gibi bugün de Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları için bir dakika saygı duruşuna hepinizi davet ediyorum. Dün Hemen kalkalım. Güzel oluyor. Dün mesela şey için hani sen direkt ayağa kalk dedin ya. Sen ne olduğunu bilmiyordun. Ben de bilmediğim için niye ayağa kalkıyoruz dediğim için dedim. Bazıları işte yok Azerbaycan'ın milli marşı, Azerbaycan'ın olan sevgimiz, saygımızı her asla zaman, ölçtürmem kimseye arkadaşlar. Milliyetçiliğinle ilgili ben, kimse hayır, Azerbaycan'ı çok seviyorum. Yani 50 bin tane program yapmışız ondan sonra. Arkadaşlar bir dakikalık saygı duruşuna ilgili. Efendim tüm ulusumuza bu özel günle ilgili şimdi Atatürk'ü anma VTR'si geliyor. Bir milleti esaretin elinden çekip alan, o millete yol gösteren, fikirleriyle aydınlatan, yaptıklarıyla cesaret veren bir liderdi o. Sadece Türk ulusunun değil, meydanda savaştığı komutanların ve o ülkelerin devlet başkanlarının da takdirini kazanmıştı. Ne meydanda ne de masa başında yenemedikleri Atatürk'ten övgü dolu sözlerle bahsetmişlerdi. Bugün ölümünün 83. yıl dönümünde hüzünlüyüz belki ama gururluyuz da.
Böyle bir önderin kurduğu ülkede nefes alıyoruz. Onun aydınlattığı bu yolda yürüyoruz. Kurduğu cumhuriyeti sahipleniyoruz. Peki Atatürk'ü yeteri kadar anlıyor muyuz? Atatürk'ü anlamak demek, ideallerini görmek, yaşama geçirdiği fikirleri anlamak ve fikirleri duygulara dönüştürmek demektir. Atatürk Türk ulusu için neler yaptı diye sorsalar sayfalar dolusu yanıt verilebilir. Ama aslında tek bir cümle yeter bu soruya yanıt olarak. Atatürk ne yapmadı ki? Ulu Önder'in söylediği onca söz var ama bir tanesi var ki bugün onu bir türlü anlamak istemeyenlere kılavuz olacak nitelikte. Diyor ki Gazi Mustafa Kemal, Cumhuriyet'in kuruluşu ne bir soy, ne bir ideoloji, ne de bir din üzerine kurulmuştur. Cumhuriyeti kültür üzerine kurdu. İşte bu sözler Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamaya da anlatmaya da yetiyor aslında. Bugün bizim için ulus olarak çok önemli bir gün. Ne düşünüyorsun Nihat Doğan? Tabii ki üzünlüyüz. Başta bize bu ülkeyi, bu vatanı, bu toprakları emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle anıyoruz. İyi ki varlar. Cumhuriyet çok önemli bir kazanım. Demokrasi çok önemli bir kazanım. Cumhuriyete ve demokrasiye sonuna kadar sahip çıkmakta fayda var. O yüzden ben cumhuriyeti ve demokrasiyi çok önemsiyorum. Çok büyük bir devrimci, zamanının büyük bir devrimcisi, büyük bir siyaset adamı, büyük bir asker, büyük bir stratejist. Rahmetle, sevgiyle anıyoruz efendim. Ebru'cum sen ne düşünüyorsun bugünün özelliğinle ilgili? Herkes sevenlerim bilir. Çok büyük milliyetçiyimdir, çok büyük bir Atatürkçüyümdür. Her yıl, yani 83. yılımız biliyorsunuz Atatürk'süz geçen. En büyük üzüntüm ne biliyor musunuz? Böyle ulu önder, büyük bir lideri görememek. Çok şanssız hissediyorum bu konuda kendimi ve onu görenlerin çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Her yıl erkenden kalkarım 10 Kasım'da. O 9.05 geçeyi kaçırmamak için. Çünkü 9.05 geçeyi kaçırırsam kendimi sanki ihanet etmiş gibi sayıyorum. Ve her yıl o siren oluyor ya, hüngür hüngür ağlıyorum sabah. Hani herkes gördü, yine ağlıyorum. Tutmaya çalışıyorum kendimi, olmuyor, yine ağlıyorum. Ne kadar büyük bir lider düşünün, 83 yıldır hiçbir zaman görmedik. Ve her zaman onu hep çok sevdik. Tek bir sesi bile yetiyor. Ömür boyu hiç unutmayacağız, unutturmayacağız. Her yıl daha da kalbimizde olacak. Atatürk'ü görmek, onun yüzünü görmek değildir. Atatürk'ü görmek, onun fikirlerini, ideallerini, onun duygularını anlamaktır diye düşünüyorum. Ben dokunmak da isterdim. Hepimiz ona çok şanslıyız. Dokunmak da isterdim. O çok büyük bir ayrıcalık bence. Onu yaşayanlar çok büyük bir ayrıcalık yaşamışlar. Yani aynı ki benim dedem, evet benim dedem atına su vermiş, kendisiyle tanışmış. Çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Ve Atatürk'ü anlamak da 10 Kasım'larda ağlamak değildir. Onun bize çizdiği yolda, onun önderliğinde yürümektir diye düşünüyorum. Ben bugün kendimi üzgün değil, çok şanslı hissediyorum. Onun bugün çok yani ağlamak değil de içimden onunla tamam. ilgili başka şeyler söylemek geliyor. Ne mesela yüreğin söyledin mesela, diyelim. Mesela ne? Onu çok seviyorum ve bence çok başarılı bir insan. Yani umarım hepimiz onun kadar başarılı olabiliriz ve biz de onun kurduğu cumhuriyete bir şeyler katabiliriz diye düşünüyorum. Aferin sana Bahar. Ne aklı selim konuşmaya başladın şu programda. Program başladığından beri kendini böyle gerçek Bahar Candan'ı sunmaya başladın. Seninle vallahi gurur duyuyorum ben. Evet çünkü sizlerle olduğum için de sizi yakalamaya çalışıyorum ve bu bana kendimi aşmak demek oluyor. Ben de sizlerle konuşurken sizler gibi oluyorum. Aynen canikom benim. Çünkü seni seviyoruz ondan dolayı. Ya, sevgili Tuğba ikinci. Onu şapkayı nereden buldun? Senden aldım canım. Ödünç aldım. Senin gardırobun açık çünkü. Open gardırop. Seyhan'ın her şeyi ortalıkta.
Ben de oradan yararlanıyorum, izin alıyorum. Çok da yakıştı sana. Evet. Her Seyhan'a şey. Seyhan'a takmamı istedi bugün. Bana çok yakıştığını düşündü. Kuvayi milliyeci oldu bir anda, değil mi? Evet. Çok güzel oldu. Harika. Gerçekten siz de yakıştırdıysanız ben çok sevinirim. Çok şekersin sen. Ben seni çok hem seviyorum hem yüreğini de seviyorum. Tuğba ikinci en son sana bıraktım. Neden bıraktım sana? Üzerindeki asker kıyafetini ben çok severim. Hı. Ve çok da sık sık giydiğim bir şey. Burada sana da, da ne kadar yakışmış. Burada da şehit ailelerini... O şimdi askerle zaten halkımıza bir şarkıyla kamuoyuna evet, kendini Allah tanıttın. Allah bana o şansı Ondan verdi. Sonra da o askerlerle ilgili böyle en sembol insanlardan 3-5 sanatçımızdan biri haline geldi. Evet. Onun için senin de duygularını Ben de elimden geldiği kadar taşımaya çalışıyorum. Burada da Mehmetçik Vakfımızın ayrıca Şehit Aileleri Derneğimizin Önder Çelik'in taktığı bir madalya var. Kendisi de gazidir Önder Çelik. Buradan bizi seyrediyorsa kucak dolu sevgiler. Ben onun sayesinde çok şehit ailesiyle bir arada olabildim. Yüreklerine biraz güzel şeyler serpebildiysem, duygular ve çok fazlasıyla bir arada olmaya çalıştım ama hayat telaşı bu arada bazen olamadım. Söyleyeyim ben Tuğba ikinci ile yeni dost olduk. Eskiden arkadaş selam verirdik vesaire ama o arkadaşlığımız esnasında da yani uzaktan tanıdığımda da Türkiye'de en çok şehit ailelerine ve asker konserlerine ücretsiz olarak giden hanımefendi. Seni tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Ben bunları söylemiyorum çünkü söylenmeyen şeyler değerlidir. Her şey bildiği yani herkesin bildiği şeyler olması gerekmiyor. Eğer işte benim de bu ülkeye bu şarkı sayesinde kalıcılığım olduysa bunun hakkını ödemem lazım diye hep düşündüm. Kalıcılığımın olması da önemli değil. Yani o tip yerlere gidildiğinde gönülden gidilmesi gerektiğini düşündüm. Her neyse. Türk milleti her zaman şunu söylemek istiyorum. En güçlü orduya sahiptir. Gittiğim bütün konserlerde bunu gördüm. Hiçbir zaman bölünemeyecektir. Bunu yapmaya çalışanlara bir kez daha kadın cesaretimle söylüyorum. Hiçbir örgüt, hiçbir bölücü örgüt bunu başaramaz. Bu sadece kendi çaplarında küçük zaferler yapmaya çalışan zavallı örgütlerin başlarındaki zavallı insanların mücadelesidir. Türk ordusu korkusuzdur. Türk ordusu atamızın kurduğu Türk ordusu her zaman dimdik. Elinde silahı olmasa da son nefesine kadar savaşabilecek yürektedir. Ben de bir kadın olarak her zaman Ulu Önder atamızın yolundayım. Ne gerekirse en son nefesime kadar yaparım. Çocuktum şarkım çıktığında daha gençtim ama yaşım ilerledikçe neyin ne olduğunu daha iyi anladım. Gittiğim bütün yerlerde saygılı olmaya çalıştım. Devletimizin ve milletimizin bana kapıları açtığı bütün askeriyelerde neyin ne olduğunu daha iyi anladım. Şunu demek istiyorum. Ben sanmıyorum Türk ordusunu yenebilecek bir ordu dünyanın, olduğunu. Dünyanın askeri olarak da 7. gücüyüz. 7. gücüyüz ama o bence çok fazlasıdır. O bilinendir. Benim gördüklerim, anladıklarım buna çıkıyor. Türkiye'de yani şunu demek istiyorum. Kim olursa olsun sakın panik olmayın. Bu devlet sahipsiz değil. Başında kim olursa olsun ya da olmasın. Hiçbir zaman bu devlet sahipsiz kalmadı, kalmayacaktır. Aferin sana. İşte normalde zaten hepimizin karakteri gereği biraz çılgınlıklar vesaire yapmamızın sebebi Alsana Haber'deki konsept gereği biraz çılgın hareket etmek zorundaydık. Çünkü neden? Biz yani hepimiz karakter olarak fevri, çılgın tipleriz. Nihat Doğan da keza öyle, Bahar Candan da öyle. Ben hiç fevri değilim valla. Ben yok. Hayatta... Yani insanların gözlemleriyle hani eleştiriler bir sivri dilli diyorlar. Olabilir, olabilir. Olumlu veya olumsuz bizimle ilgili eleştirilerinizde her zaman boynumuz kıldan ince. Ama normal hayatımızda tabii ki biz de böyleyiz. Yani sizler gibi ama uçarı tavrımızın sebebi televizyon programları. Ne kadar televizyon programlarında sivri kelamlar eylerseniz medya sektöründe ve izleyici olarak da sizlere daha fazla dikkat çekiliyor. Bundan dolayı da bazen zaman zaman dozunu aşmış olabiliriz. Hepinizden şimdiden
böyle önemli bir günde suç ihsan eylediysek affola diyorum. Biraz sonra, az sonra Ece Ronay bizlerle olacak. Dün Nihat Doğan'ın söylemiş oldukları çok ilginç saptamaları vardı. Çok ilginç gene analizler yaptı. Şimdi ben Nihat Doğan'dan özellikle bir şey rica etmek istiyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün... Ama bir şey söyleyeyim mi? Senin bu son dakikaların yüzünden... Yani inan programda dengemiz bozuluyor. Ben çok üzüldüm Tuğba. Yazmış adam, işte Azerbaycan İstiklal Marşı'na saygısızlık. Ne saygısızlık yapmışız kardeşim biz? Anlamadım. Seyhan bize kalk diyor. Ben de sorgularım. Ben fino köpeği miyim? Kalk dediğinde kalkayım, otur dediğinde oturayım. Niye kalkıyorum diye sordum. Bilmiyordu. Seyhan onu da söyledi. Seyhan dese ki şu an Azerbaycan Milli Marşı çalacak. Arkadaşlar sizi lütfen bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Kalkarım. Yani kalk, niye kalkacağız diye sordum. Niye sormuşum? Ben sorarım. Tabii. Ben sorarım kardeşim. Ben insanım. Niye kalkacağım? Tamam. O zaman Seyhan bize sürekli otur kalk, otur kalk desin ya. Ben burada, arkadaşlarım burada fino köpeği mi? Şimdi az önce ne güzel söyledi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü için dedi. Bir dakikalık size saygı duruşuna davet ediyorum. Kalktık. Sorgusuz. Dün de söylemiştim. Zannediyorum orayı kaçırmışsın. Çalan, hayır ben orayı niye kalkıyoruz dedim yani. Yok, niye? Dün de söyledim. Azerbaycan Milli Marşı diye. Ben sen duymadım. Niye kalkıyoruz dedim. Yok. Sen duymadın. Ben duymadım. Ben Çalan'ın tabii biliyorum. Ben canım. Milli Marş olduğunu bile sonra duydum. Ama bu sosyal medyada da böyle değişik en ufak harf. Siz bizi niye izliyorsunuz onu anlamadım yani. Siz bizi birimizin bir açını bulmak için mi izliyorsunuz? Azerbaycan'la ilgili yok, ben Azerbaycan Milli Marşı'na kalkmışım, ayakta da durmuşum yani. Ben Azerbaycan'la ilgili milyon tane sözlerim var benim ya. Milyon tane sözlerim var. Birlik, beraberlik, kardeşlik noktasında söylemiş oldum. Bu ne biçim menem bir şeydir ya? Ya 3-5 tane bir şeye takılma ya. Hayatım bunlar ya. Bak, bunlar da değişik. Şimdi bir insan bir programı bir şey almak için izler ya da hiç izlemez. Onlar klavye kabadayıları. Oturup ya. Ben, hayır hayatım klavye kabadayısı da değil. Yani sen orada bir de olmayan bir şey. Ebru bugün ne yapıyor? Ebru'nun ne açığını yakalayayım? Tuğba'nın. Hayırdır ya, siz açık yakalamak için mi izliyorsunuz insanları? Ben anlamadım ki böyle. Bir de yani bu kadar hassas olduğumuz bir konu üzerinden bizi vurmaya çalışma çabanız nedir ya? Anlamadım yani. Niye ama seni bilen şimdi, biliyor bu konularda. Bu ne biçim bir insanlar ya? Ya de, acayip üzülüyorum artık. Bir de niye üzülüyorum biliyor musun? Tuğba'cığım ben 44 yaşında adamım. Ben çoluk çocuk değilim artık. Kendimi ispat edeceğim de. Ben kendimi anlatmaktan yoruldum ya. Ya Nihat yolda yürürken yanına gelemez o kişi. Oradan ya. Yazıyor. Bir hayır hayatım bak, ben çocuk değilim. Evet. Bahar'ın gücü var. Evet. Bahar'ın enerjisi var, sinerjisi var. Hayatla ilgili bir mücadelesi var. Ben artık geçmişim ya. Benim Nihat Doğan'ın Azerbaycan yaz çıkar. Nihat Doğan İsrail yaz. Yani 40 senedir zaten genlerimize kadar bizim belli. Bir de ben her şeyi konuşan adamım zaten yani. Neredeyse ama şey diyecekler yani. Ya ben takılıyorum. Ya ben takılıyorum ya. Yani müptezeller oturmuşlar oradan yazıyorlar. Nihat Doğan. Ya normalde yanına gelemez Nihat. Ya hayatım bak. Ben, merhaba diyemez. Hayatım ya. Bir insana bir şey hep onu söylerim. Bir şeyin de yakışması lazım yani. Ben niye Azerbaycan'la alakalı milyon tane sözüm var, bilmem neyim var. Hayırdır? Niye kalkmadın? Ben sorarım hemşerim. Ben fino köpeği değilim. Siz de fino köpeği olmayın. Birisi kalk dediğinde bir sorun. Niye kalkıyorum? Evet, söyledik. Dün de söyledik Nihat'cığım. Yani bir sorun yani. Sen duymamışsın. Ya, olabilir. Buradaki herkes duydu. Hayatın yani. Bilgisini bilmeyen burada, mi var artık? Senelerdir televizyoncu. Burada Azerbaycan Milli Marşı dedim. Sen duymamış olabilirsin. Duymamak da insani bir tabii, şey. Tabii çok anladın doğru. Anladın mı? Bu da insani bir şey. Bir kere zaten senin milliyetçiliğinle yani, ilgili herhangi bir hayır, ben insanları seviyorum. Müsaade et istersen. Senin milliyetçiliğinle ilgili kimse sorgulayamaz. Bu konuyla da ilgili kendini rüştünü ispat etmiş. Ya hayır daha ne yapacağız yıllardır yani, ekranda olan yani, bir Azerbaycan olsun. Keza İsrail'le yaşanan sıkıntılarda ya her şeyde yapmış benden olduğun başka eylemleri ben bile hatırlıyorum. Karabağ katliamını benden çok anan mı oldu? Yani hayırdır anlamadım ki ya. Niye sormuşum da niye sormuş? Ve sormuşum niye ayağa kalktığımı. Öğrenmek istiyorum ben, bilmek istiyorum. Duymamış olabilirim. Duymamak da insani bir şey. Şimdi bu söylediğimi duyacaksın ama gönlünden bir şey istiyorum senin. Ben hayır hem şu an vallahi şu an bana çok önemli bir şey bana ama. Bana senden şunu rica ediyorum Seyhan. Çok özellikle rica ediyorum. Son dakika değil mesela, öncesinden bana bir şey yapılacaksa onu söylersen süper olur. Olabilir ama, ben de bilmediğim aklıma gelmeyecek bir şey olur. Anladın mı? Evet. Yani ekran karşısında insanlar karşısında zor duruma düşmek istemiyorum sadece. Anladım ondan ama dolayı. Dünkü Azerbaycan'la ilgili de söyledim Nihat'cığım. Evet söylemedin demiyorum zaten. İşte o anda sorma ihtiyacı duymuş. Peki anladım. Şimdi efendim Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği şarkılardan bir şarkı geliyor. Nihat Doğan'dan da eşlik etmesini rica edeceğim. Tabii eşlik ederiz. Hep beraber. Bu da başka sanatçı.
Bilmiyorum. Şapkaları ben görüyor musun Seyhan? Çok güzel değil mi? O senelerde düşünsene dünyayı turlamış, onları görmüş Atatürk ve demiş ki... Atatürk nasıl cips giyiniyor değil mi? Seyhan bak, şimdi sana bir örnek vereyim. Senin ben değiştirebilir miyim kılığını, kıyafetini? Mesela her gün şunu desem, bunları yapma mı? Yapar. Adam ulusu alıyor, ulusu şapkasına kadar, kıyafetine kadar, kadın erkek eşitliğine kadar... Ve bu arada Nezev. Stüdyomuza Ece Rona'yı geldi. Zıdıkım gelmiş. Ece Rona'yı biliyorsunuz. sosyal medyada yeni jenerasyonda en popüler. Yani benim de en sevdiğim tarzı olan bir şarkıcı. Ben biraz rap dinlerim. Böyle modern Z kuşağını yakaladım müzikte. Çok güzel şarkı. Ama Ece Rona'yı... Yani diğerlerinden çok ayrıştıran bir şey var, yaşamış olduğu Ece, gel, hayatı. Ece gel ortamıza otur buraya. Gel, ben gel, Ece'yi Canico. Çok severim, Ece de beni çok sever. Gel Ece'şim gel, güzelliğe bak, bak doğal bak, bir de. Bak, bak, bak. Doğallığa bak. Allah kusura bak, ben öyle hapersin. Ece Rona'yı ağırlıyoruz. Gel. Hoş geldin Ece. Hoş bulduk. Ece Rona'yı yeni kuşağın, bana göre yeni kuşağın Hande Yener'i. O kadar başarılısın. Çok güzel şarkıları var. Hem bayılıyoruz. Çok güzel şarkıları var hem de çok güzel yüreği var onun. Evet. Seyhan burada şarkı çalamıyor muyuz mesela? Ece'nin, Ece'nin şarkılarından baba çalabiliriz. Evet, baba yorgun. Baba yorgun. Baba şeyi yorgun. Seviyorum. Diyarbakır, hani Farkarız'ın harika, o da çok güzel. Çok sağ ol, gerçekten. Ece bu bir şey soracağım sana. Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ben seni... TikTok'um var. Ben de mecburen yani TikTok açtım ama çok böyle aktif değilim. Kullanmıyorum çok fazla ama böyle bakıyorum. Pencereleri kullanırsak... Önceden hep keşfette önüme düşüyordun ama böyle ne diyorsunuz ona böyle daha çok ne yapıyordunuz TikTok'ta işte. Videolarla bravo. Videolarla hep gözümün önüne. Sonra şarkıcılık falan mesela nereden başladı o? Ya şöyle söyleyeyim, ben YouTuber olmak istiyordum. Karpuz benim için bir YouTube'a giriş videosuydu. Komik böyle eğlenceli parodi bir şarkı yapmak istedik. Oradan belli bir miktar abone geldikten sonra da YouTube videolarıyla devam etmek istedik. Ama Karpuz'u insanlarımız sağ olsunlar bir şarkı olarak benimsediler, sevdiler. Sen şarkıcı falan olmayı düşünmüyor muydun? Yok yani, çünkü ben şarkıcı olmak istiyordum evet ama sanatçı olmak için bayağı bir yol kat etmem gerektiğini biliyorum. Şu an ben tatlı fenomen şarkıları yapıyorum. Baksana Zeyha. Evet. Hiç suratında krem dahi yok. Üzerinde de eşofmanla. Bir de yeni bir iş yeri açıyor Gebze'de. Gebze'de miydi? Hı, evet. Gebze'de ne iş açıyorsun? İnşaat, emlak, otel satım. Evet. Öyle bir yer açıyor. Ben ondan sonra dedim ki dün biliyorsunuz canlı yayın çok bağlantısı yaptık Ece Rona'yı. Ve Ece'ye soracaklarımız. Ece ben sana Mehmet Ali ile ilgili bir şey sormak istemiyorum. O yaşandı, bitti. Belki biraz sonra diğer arkadaşlarımız da suç unsuru olmayacak. Yani çünkü uzaklaştırma kararı var. Her ikisi de birbirine uzaklaştırma kararı alındı. Aldılar Mehmet Ali ile ikisi. Ama ben konuyu bizzat anlatmak isterim. Sen uzaklaştırma kararı deyince ne oluyor mesela? Uzaklaştırma kararı eğer ki ihlal ederseniz, ihlal ederseniz 3 günlük bir hapsi oluyor. Evet, hayat, yani konuşması da mı yasak? Konuşması yasak değil aslında. Ama biz konuşabiliriz yani. Hayır. Aslında konuşmakla ilgili herhangi bir hakaret etmeden vesaire bir kız sakın hakaret makaret etme. Yok etmez. Hiç onun tarzı değil. Zaten çok hayır şimdi yasa ya, varsa anladın mı 3 gün çünkü bu... Tazlik hapsi. Bunun dönüşü yok yani. Hani paraya maraya da çevrilmiyor. Bu değişik bir şey. O yüzden dedim yani. Yok, hani eğer böyle bir suç, artık. Hani konuşması bile suçsa kız hiç konuşmasın. Biz konuşalım yani. Yani hayır. Zaten ona soracağımız şeyleri, o sınırlamayı ben bildiğim için. Ama ben soru hazırlamıştım. Ne mesela soru? Bu beni çok üzer. Mesela? Hemen ben mi gireyim yani evet. Konuya? Ne yapıyorsun Ece? Nasılsın? İyi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Okula gidiyor musun? Okulumu dondurdum şu an donuk. Dondurdum. Üniversitedesin değil mi? Evet. Anladım. Kaçıncı sınıfta sen ne okuyorsun? Üçüncü sınıfta dondurdum. Sanko Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik. Aferin sana. Evet. Anladım. Süper. Benim de çok dikkatimi çekiyor beslenme ve diyetetik. Ama son günlerde dikkatimi çeken başka bir konu var seninle alakalı. Bir komedyen bir adamla haberlerim var canım. Biliyorsun biz burada onu yorumluyoruz. Şimdi benim bir kız kardeşim var. Adı Su. Suyun bir kaldırma kuvveti var biliyorsun, katıksız. Yani bir etki var, sonra o senin ağırlığınca kaldırıyor. Senin bundan haberin var mı? Var. Var değil mi? Peki acaba Mehmet Ali buna yüzebiliyor mu yoksa yüzebiliyor mu?
Ya da onu kim kandırdı? Yani eğer onu su kaldırmıyorsa... Ona ben cevap vereyim istersen Ece'den önce. Mehmet Ali ile daha önce Mehmet Ali'ye abi gibi yazışma yapmış Ece Orhan'a. Bir saniye kesme. Hı-hı. Ben orada bütün tek olaya şahit olan Savaş Kalafat'la biziz. Ece de burada işte. O gün biz gittiğimizde Ece, Ronay, Mehmet Ali Bey böyle böyle nostaljik bir arabanın içerisinde bir görüntüler sergilenecek vesaire diye bir mesaj atıyor. Siz de olur musunuz? Yani aslında bütçesini ödeyerek hareket edeceği bir şeydi. Aa. Yani evet, aynen öyle. Yani bir sanatçıya başka bir sanatçının peki, iş teklifi gibi. Evet, peki ne kadar vardı Mehmet Ali için? Onun kaşesi çünkü yüksek. O kadar var mı para? Bir şey söyleyeceğim. Müsaade edin lütfen. Kesmeyin. Çünkü önemli bir yer burası. Söyleyeceğim bir şey. Evet. O gün hastanede, Halkalı'da bir hastanede hastaneye gittik. O gün ziyarete gittiğimizde Ece'nin tam kim olduğuna vakıf değil Mehmet Ali. Bana hastanede kendisi gösterdi. Kızcağız da bir iş teklifi yapmış ona. Böyle böyle Mehmet Ali Bey, ben sizi çok severim. Klibimde oynar mısınız diye. Teklifte bulunuyor. Yani ben sana da bulunabilirim, Nihat'tan da bulunabilirim. Tabii canım, gayet normal insani bir iş teklifi yani bu. Daha sonra Mehmet Ali tabii yükseliyor. Biraz da çapkın bir adam olduğundan dolayı. Ben dedim ki Ece Ronay'ı tanıyor musun? Yok dedi, ben nereden tanıyayım dedi. Tanımıyor çünkü Ece Ronay'ı. Ben de dedim ki Türkiye'de şu anda TikTok'ta, sosyal medyada ondan daha popüleri yok Mehmet Ali. Yeni jenerasyonun dedim sembol kızı dedim. O gün aktif oldu bu konuşma. Ve hemen ben aradım seni. Görüntülü aradım. Konuştuk. Tanıştırdım onları. Dedim ki böyle böyle Ece Ronay bu işte dedim. Arkadaş ettim onları. Ve hitap ederken Ece Ronay ona hitap ederken şey yani hani diyorlar ya dekolte miydi vesaire. Hayır böyle sesi bir kızdı. Şöyle hitap ederken de Mehmet Ali Bey, Mehmet Ali abi de diyordu ona. Hitap şekillerinde böyle de yani diyalog içerisinde yaklaşık bir 15 dakika falan konuşuldu. Ve kıyafeti de Ece'nin kıyafeti de böyleydi. Yani görüntüde de böyleydi. Asla ve asla yok dekolte eski çocukluğunda TikToker olduğunda işte evinde vermiş olduğu o çılgın görüntüler içerisinde değildi. Zaten Ece çok ünlü biri. Öyle bir görüntü vermesine ya ihtiyacı yok. Konserlere de böyle gidiyor zaten. Konserlere doğal de yani, böyle gidiyor. Doğal öyle yani kesin ve kesinlikle o gün ben şahittim. Mahkemeye de beni şahit olarak yazabilirsin. Sen niye şahitsin? Yani ben tanıştırdığıma ve çıplak herhangi bir görüntü o gün vermediğine ve hitap şeklinde de abi değil. Yani tahrikkar bir davranış içerisinde değildi. Yazışmalarını da gördük. Değildi abi. Ama şu tamam var. Eğer suç değilse ya. Ben şuna kızıyorum. Ama zaten kimse Ece'yi tahrik etti demiyor Ece de, ki. Ece'de ben şu, yalnızca şuna kızıyorum. Ece. Kalma kuvveti vardır. Canikom. Abicim Ece geldi, Ece konuşsun ya. Ece'yi ben yalnızca şunu sormak istiyorum. Neden sosyal medyaya bunu paylaştın? Çünkü Seyhan abla bunu defalarca kez de söyledim. Mesajların en sonunda benim paylaştığım yerde şöyle bir şey yazıyor. TikTok'larını yayınlayacağım diye tehdit ediyor. Yani TikTok'larını yayınlayacağımdan kastı benim 16-17 yaşındaki görüntülerimi basına servis edeceğini söylüyor. Ben de ne servis edersen et korkmuyorum. Senin yaptığın şey bu diye paylaştım. Çünkü ben onu paylaşmamış olsaydım o benim görüntülerimi servis ettiği zaman benim artık kendimi savunacak bir tarafım olmazdı. Çünkü eski görüntüler Mehmet Ali Bey nereden bulmuş bilmiyorum. Zaten sosyal medyada olan görüntülerdi. Her yerde var o. YouTube'a yazdığınız zaman 1 milyon, 2 milyon izlenmiş görüntüler onlar. Bunları kaldıramıyor musun Ece? Niye? Bilmiyorum. Mahkeme kararıyla şey kaldırabilirsin. Yani, çok başvurduk. Diğer masada eleştiren kişilerden, kişilerin de o tür görüntüleri var. Burada bizim de dekolte görüntülerimiz ayrıca var canım, ayrıca Allah, yani. Böyle bakma kimse ahlak dersi veremez. Ya da öyle 16 diye yaşında taciz mi etmek 16 yaşında canım? Bir çocuğun görüntüleri de bu şekilde konuşulamaz yani. Tabii. Şey diyorlar, biz başvurduğumuz zaman kaldırtmak için diyorlar ki bunun ifşa niteliği taşımadığını söylüyorlar. Yani bir müstehcen yerim görünmediği için ya da bir işte ilişki anında olmadığım için ifşa niteliği şey yok ki taşımıyor diyorlar. Yani, niye böyle baskı altına girdin sen? Değil, 18 yaşında büyük. Kim? Ece, onu da söyleyelim. Şu anda 16 yaşında değil. Evet, o görüntüler de 16 yaşında. Evet, o görüntüler de 16 yaşında. 16 yaşında değil mi o görüntüler? Evet. Evet ama yani şu an 18 yaşından büyük ya, bir birey. Hayır ya, ama bu eski bir görüntü. Konuşulması bile doğru değil. Ben bir şey, yani şunu söyleyeceğim.
Ece geldin, iyi ki geldin, ayağına sağlık. Bir kere misafirimize Seyhan zaten bizim garantörümüz. Misafirimiz kim olursa olsun arkadaşlar. Bunu sevgi saygı çerçevesinde incitmeden, kırmadan ağırlamak bizim için en önemli şiar. Ben Ece, yani senin bu yaşadığın beni çok fazla ilgilendirmiyor açıkçası. Evet. Yani sadece süreci iyi yönetmen lazım. Süreci iyi yönetmen lazım. Şu an konu nerede tam bilmiyorum da açık söyleyeyim. Beni senin Erol Köse'yle bir röportajın, röportajını, mülakatını izledim. Orada beni cezbeden daha farklı yerler var. İstersen sen tam Mali ile alakalı bir konuya gir. Ondan sonra ben kendi aslında Ece'nin hayatındaki o dramatik yönü, tırnaklarıyla kazıya kazıya o zorluklardan ben oraya geçmek istiyorum. Ha, orası zaten önemli benim için yani. Bravo. Yoksa Mali ile onu yaşamış, bunu ama yaşamış. Ama son Mali ile ilgili bir şey sormak lütfen istiyorum. Mali'ye birbirinize dava açtınız. Evet. Mehmet Ali Erbil'in çapkın bir adam olduğunu Türkiye Cumhuriyeti biliyor ve sempatik bir adamdır. Yani doğrudur, orada vurabalı ya da yapamam. O da benim dostum yani. Sen de benim sevdiğim bir kardeşimsin. Allah'ım ya Rabbim. Abla ben gidebilirim. Adam bir dakika. Lütfen. Bahar'cığım bence bu konuyu... Ben korktum zaten konumuza yani daha fazla üstüne gitmek bana yakışmaz. Ben tabii ki tacizi savunmuyorum. Ben de genç bir kızım ve ben tacizi savunmuyorum. İşin kötüsüne biliyor musun? Sen bir ara dayak yedim diye haberlerin çıkmıştı. Ben sana destek verdim biliyor musun? 10 kere senin için story attım. Çünkü seni tanısam da tanımasam da, sevsem de sevmesem de sen bir kadınsın. Buraya çıkmışım ben kıpkırmızı şekilde burada kendimi savunmaya çalışıyorum. Sen diyorsun ki ben de zor şeyler yaşadım. Ben çocuk esirgeme için ağlıyorum. Sen ne için ağlıyor olabilirsin ya? Ne derdin var senin bu hayatta? Ama şu an ben oldum Mehmet Ali. Sen her karşında çıkanı Mehmet Ali konumuna mı koyacaksın? Bu şekilde bağırıp çağırarak sabahtan ama sen da susuyorum ben sana. En kötü olayı gündeme getirip karşındaki kişiyi de yaptığı kariyer altında böyle bir ezip insanları ona karşı kışkırtamazsın. Ben de buna izin vermeyeceğim. Ben kimseyi kışkırtmıyorum. Bana yalanı söylüyorum. Yalan söylüyor. Ben aramadım. Senden çok daha zor şeyler yaşayan insanlar olduğu gibi çok daha iyi koşullarda yetişenler de var. Evet. Bunun da suçlusu ben değilim. Allah devamını erdirsin. Senin konumunda, senin yerinde gözün varsa gözün çıksın. O ayrı. Zaten ailelerimizi biz seçmedik. Onlar birleştiler. Bunu bizi Allah bizi dünyaya getirdiği için de senden daha şanslı bir halde doğduğum için senden özür dilemek de zorunda değilim. Allah ben buraya beni buraya Seyhan Soylu ve Savaş Karapat ve benzeri kişiler oturtturdu. Ben de seninle konuşuyorum canım. Konuşabilirsin. Normalde denk gelirim. Sen konuşur muyuz kaldırımda falan bakar mıyım tanır mıyım ben bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Bu son cümleni kabul etmiyorum Bahar. O ne biçim bir laf? Yok yolda selam verir miyim, selam vermez miyim? Allah'ın selamını Ece'nin de ya Allah'ın pardon selamını ben senin konuğun değilim. Buraya geliyorum oturuyorum diyor. Allah'ın sen selamını çok ağır eleştirilerde bulunuyorsun. Bahar'cığım biraz sakin ol. Burası senin babanın programı da değil. Sakin olacaksın. Burada herkesin eşit ve konuşma hakkı var. Burada senin çok çok büyük ablaların var. Kimse. İsterseniz bir dakikalık bir... Biraz sakin. Evet. Zaten sakin. Sıkıştık mümkün değil. Ece'cim kariyerin çok iyi bir sesin varsa ve çok iyi noktaya gelsen sen ancak Aleyna Tilki olabilirsin. Senden bağıracağından olmaz. Keşke sen de olabilsin. Yani bu fashionsızlıkla. Abim bu nereye geliyor program anlamadım. Seyhan müdahale eder misin? Ben sallamıyorum. Kusura bakma ben valla kalkarım yani. Aynı cenazeyim ve devamı olacağım. Benim konuma benim olduğum bir yerde. Benim konuğuma. Ya konuğun zaten kendini savunabilecek. Tamam ama bu kadar da biz gelsin burada onunla bununla Ebru'yla Tuğba'yla insanlarla kavga etsin diye biz kimseyi çağırmıyoruz. Biz onları çocuk savunmamızı başka bir soru sormak istiyorum. Yeni şarkısı çıkıyor mu onu soralım. Bir soru soracağım. Güzel bir soru soracağım. Evlilik ne zaman? Daha şu an değil abla. Belki bir sene, iki sene falan. Pardon. Şu an sadece hani niyetimizin ciddi olduğunu şey yaptık. Aşkım konserlerini söyle. Konserlerin var değil mi? Çok hangi tarihte konserlerin var? Ben çok yoğun. Yani ayda 20 gün gidiyordum geçenlere evet, kadar. Evet acayip ben seni takip ediyordum. Çok güzel gidiyor. Orada burada yok Adana'da yok işte İskenderun'da yok Samsun'da. Yani ben bu kadar çok konser veren insanı çok az gördüm. Çok yani yıllarca menajerlik de yaptım geçmişte. Allah'ıma çok şükür gittiğimiz yer doluyor çünkü ben insanlara çok böyle hani saygılı sevgili iyi yaklaştığım için saniye böyle mi çıkıyorsun?
gibi. Yani fazla makyaj falan da yapmıyorsun hiç, değil mi? Yani doğal, kafana göre niye çıkıyorsun. Niye biliyor musun? Doğrusunu neden söyleyeyim makyaj yapmama sebebimi. Çünkü benim elim kolum sürekli oynuyor. Böyle yok, elimle şey yapıyorum. Var. Gözlerime zaten alerji oluyor. Bir de elimle oynadığım zaman farkındamadan burunlarıma kadar akıyor makyaj. Aleyna Tilki'yi beğeniyor musun? Ben tabii ki beğeniyorum. Yani karakterini bilmem, karakterini eleştirmek de bana düşmedi. Ama ben sesini gayet beğeniyorum. Örnek aldığın bir rol model var mı? Örnek aldığım bir rol model... Yani tam olarak sanata yöneldiğim zaman seçmeyi tercih ediyorum. Şu an o yolda değilim. Şu an hala fenomen yolunda olduğum için. Yani kendini fenomen mi? Artık sanatçı, şarkıcı. Hala kabullenemedim. Artık şarkıcısın. Bir sürü ben bana göre artık fenomenlikten çok daha öteye gitmiş bir popülerliğim var. Ve albümünde bir hayli hem YouTube'da hem sosyal medyada da herkesin, yani yeni jenerasyonun bir kere çok sembol olmuş bir kız haline geldi. Bu arada ben Candan da sana iltifat etti. Aleyna Tilki çok hoş bir örnek. Çok bence hoş de bir örnek. Harika. Yani Aleyna o da senin meslekli. Yani, Nihat da programı hani, terk etti. Hani yani, böyle hani böyle Nihat Doğan gelsene. Hayır. Stres geldi. Nihat abi gel gel sen. Gel sen buraya. Ben gideceğim tamam. Birazdan zaten. Tamam, tekrar ediyorum. Gel. Biz burada tabii ki farklı karakterlerde insanız. O zaman hepimizin Gökhan Göz geldiğinde de sen mısın? Burada müsaade buyur. Bir oradan müsaade buyur. Bir oradan iğneyi batırmayacaksın. Bahar'cığım, Gökhan da benim konum. Soru sormak pardon ayrı bir şey. Meseleleri kişiselleştirmek abi, suretiyle. Abi. Sen bak, kişileştiriyorsun ama Nihat'cığım. Ben sana her zaman aramızdaki yaş farkından kıza daha oluyor. Neler dedin ya? Ya, ya bir şey söyleyeceğim. Kötü bir şey demedi aslında. Lan susmuyorlar ya. Yani çok, çok kötü bir şey dedim. Şaka gibi ya. Senden büyük bir büyüğü yok mu burada? Beni dinlemiyor tamam mu? Tamam bağır bir beni tane. Beni susturamaz mı? Susturması gereken bak yanında. E niye ben? Ama ben o şey söylemiyorum hayatım. Misafirlere da. Yani, misafirlere saygılı olacağız. Hayır biz Ece'yle bekrantta konuşuyoruz var ayrıca. Misafirlere daha önceden olacaksınız. Bir hasır mısınız ki böyle bir laf söylüyorsunuz? Ya ne münasır olabilir mi ya? Ben benden bir yaş küçük kızla nasıl bir sorun yaşayabilirim? Ama demin ne dedin? Ben burada kendimden 15-20 yaş büyük ablalarla sorun yaşamıyorum. O benim kardeşim olur ya. Aa, ama ben bak, burada hiçbir şey söylemeyecektim yani arkadaşlar. Bahar mı yani? Tabii. Evet doğru. Bahar tamam. Yani Gökhan geldi dedi burada. Ne yapmışım ben Gökhan'a? Hayır. Gökhan doğru. Gökhan buradayken bir şey demedin. Gökhan gittikten sonra demediğin kalmadı. Ne dedim Gökhan'a? Sürekli bir şey söylüyorsun. Ne söyledim? Arkadaşlar kulis arkası konuşmaları lütfen söyledim. Ece de çok akıllı, Bahar da çok akıllı. Tamam. Sen de Gökhan'ın avukatı mı oldun? Anlamadım ki. Oldum. Sen Ece'nin oldun ya avukatlıktan. 5 tane kitap okumamışsındır adaletle ilgili. 5 tane. Tabii. O bir hayli çok ben ders, yani. Ece Ronay, Ece Ronay bundan sonra Nihat Doğan'ı koruması lazım. Benim korumam altındadır. Beni ver abi. Beni ver. Bilal Özbilge seni çok demektir seviyorum. Burası sen benim kıymetlimsin. Çok da kaliteli, düzgün bir insansın. Çok da düzgün bir yapımcısın. Çok düzgün. Seni ayırıyorum. Bilal Özbilge aslan parçasıdır. Hemşerilerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ece sen sus, sen girme bu topa. Şimdi bizleri hepimizi eleştirebilirsiniz. Ece'nin şarkısını eleştirebiliriz. Yorumunu normal eleştirebiliriz. Kıyafetini de eleştiririz. Kıyafetini bak Bahar da aslında kaliteli bir eleştiri getiriyor. Bakma sen yani kaliteli bir şekilde eleştiriyor. Ben şov yapıyoruz arada kalkarız gideriz. Bahar'ın yapmış olduğu bütün eleştirileri de kabul edebiliriz. Şık giyinmedin, niye makyaj yapmadın? Bunların hepsine varım ama Nihat ama bunlar bu yeni nesil, değil. Bunlar zaten evet gençlerimiz, önlerini açmamız lazım. Zaten evet her seferinde tüh kaka dersek medeni evet cesaretleri ölür. Evet, olmaz. Bir şey demiyorum bu da yeni zaten nesil, yeni nesil diye hani bir ama ben gurur duyuyorum. Ne güzel hakkını savunuyor, ay, o da savunuyor. Ama ya bizler, aranda 10 yaş ama var yeter. Hayatım zamanı, sen gençsin benden. Mesaj alınmıştır. Şimdi yeni nesil güzelliği bu, hakkını arıyor. Ben şunu da söylemek ben seviyorum. Istiyorum. Onların da ve önü açık olsun istiyorum. Buna Aleyna Tilki de dahil. Bahar'ı destekliyoruz zaten. Tabii Bahar, Ece, hepsi. Sakin tek tek kızım konuşalım. Kızım bir tane südyenle fotoğrafını buldunuz diye bir kere ekranda onu eleştirerek ona laf çakanlar. Ona laf bir şey söyleyeceğim. Kıyafeti üzerinden ona laf çakanları. Ebru'cum, Tuğba'cım lütfen kendi aramızda konuşmayalım. Bugün bu ülkede 4 tane kadın star say desek. Evet. Oyuncuları bir kenara koydum, şarkıcılar. Dördünün de 20 sene önceki pozisyonunu biliyor musun? Hülya Koçiğit'in de var, evet. Türkan Şoray'ın da var, Fatma Giri'nin de var. Var değil mi? Al var mı? En iyi arkadaş olur onlar. Yani bir sütyenle bir görüntüsünden dolayı linç etmek, sırf Kürt olduğundan dolayı PKK'yla çok böyle olmak kadar. Senin zevklerin onda yok, onun zevkleri sende yok. Çok arkadaş, iyi arkadaş olursunuz. Arkadaşlar, evet. Kürt olduğundan dolayı PKK'yla özleştirmeniz
sütyen taktığı için onu sanki çıplak bir obje gibi sunmanız çok çirkin bir şey. Canım, bu ne hepimizin diyor? Yapmış olduğu, giymiş olduğu, geçmişimizde yapmış olduğumuz hatalardan biridir o. Sizinkileri saymaya kalksak Google yetmiyor zaten, server lazım. Anlatabildim mi? Yani görmediğimiz yeriniz Seyhancığım, kalmamış. Kızın bir sütyenini gördük. Seyhancığım. Ya. Bunu herkes biliyor. Alay ediyor millet sizle yani. Seyhancığım. Yani bir saniye lütfen. Topluma bir de ahlak mesajı veriyorsunuz. Siz kim oluyorsunuz da ahlak mesajı veriyorsunuz? Siz bir de din söylemleri yapıyorsunuz. Diyanet İşleri Başkanı mı oldunuz? Ahlak bekçisi mi oldunuz? Yani ahlaksızlık sıralamasında yani kategoriye girersiniz ya. Bırakın artık şu kızı garip. Yani, evet şimdi günah. Tekrar ediyorum. İkisi ben, de pırlanta ve benziyorlar. Ben bir çok çirkin. Arkadaşlar. Sanki sinirim bozuldu. Maşallah şeye geldiniz ya. Gördün mü bak? Nasıl arkadaşlar, yani? Arkadaşlar. Ya hay çenen kapatacağım. Kopmasın. Sabahtan sen beri sen konuşuyorsun. İki ama, dakika konuşunca arkadaş konuşsun. Şimdi bağlamamız lazım. Gelecekleri bileydim. Arkadaşlar. Öğretmen olarak şunu söyleyeceğim. Çok canım özür dilerim. Efendim. Söyle. Bakın. Ediyoruz ama yani. Ama bir şeye bağlayacağım yani Seyhan. Yani Savaş Kalafat diyor ki ne kadar çok diyor. Kadınlar kulübüne döndürdünüz diyor. Aynen, bırak da Nihat konuşsun diyor. Doğru söylüyor valla. Savaş abiye katılıyorum. Gerçekten. Bahar evet, kadın. Öyle mi konuşuyor? Ebru, Bahar kadın. Seyhan erkek, kadın. Ece yani, kadın. Ebru adam, kadın. Adam Tuğba kadın. Bir şey erkek egemen toplum burası. Aynen, hayır aynen. Beni mahvettiniz ya. Program olarak. Beni ağzımı açamıyorum korkudan. Çürükle ilgili de kimse benim yanımda konuşamaz. Ben herkesten daha fazla eylem yapmış, canımı ortaya katmış, PKK yürüyüşünde Hamburg'da bayrağımı elime elektrik direğine çakmış biriyim. Masalı bırakın bana, bir tane bayrağı alıp sallayarak Türkçe olunmaz arkadaşlar. Bırakın elinizde rakika dehinle 29 Ekim'de kutlanmak. Bırakın bu masalı artık. Bırakın ha, sıkıldı insanlar. Sıkıldı. Kusura bakmayın Cem. Yani gerçekten karşıyız şu an. Maalesef bunun canlı yayında olması son derece üzücü. Gerçekten çirkin ya. İnsanların bir Kürt kelimesine bile tahammül edemediğini... Ne münasebet olur mu ya saçma? Ya, Kürt kelimesine tahammül edememezliği yok kızın. Kız öyle bir kız değil. Bana göre bir Tuğba'nın... Birçok şehit gecesinde ücretsiz çıkmış bir kız. Bu beş canım, kuş almayan hayır, bir kız bana bu. Göre, bana göre Türk demekle anlık Türkiye Cumhuriyeti demek onu. Olduğunu bilmeyen... Bilmediği için bu dayatmayı yapıyor. Ya kız kötü bir şey Türkiye demedi. Bayrağımızı da Türkiye Cumhuriyeti dedi, olmak şey başka bir şey. Türk'üm demek başka bir şey. Böyle bir canım zorunluluk benim. Yok. Onlar da Türk. Nihat, kız sen de Çerkes'sin. Şey hayır yaptı sen yanlış. Sen de boşlaksın. Bir şey söyleyeceğim. Yaptığı şey yanlış. Ebru, bak, rica ediyorum. Hayır, konu buraya niye şöyle geldi? Şöyle araya mı koyar mısınız? Çünkü kötü bir şey söylemek istemedi. Dedi ki tamam Kürt'üm diyorsun. Hep Kürt'üm diyorsun. Niye tahammül eyvallah etmiyor? Diyor. Bir dakika Ebru'cum. Bak tamam eyvallah Ebru'cum, diyor. Ebru'cum niçin tahammül edilmiyor? Ne eyvallah? Bu kız canım benim, konuya diyor ki, ben burada hayır başka bir şey diyor. Ebru'cum. Benim babaannemler Erzincanlı, tamam mı? Tunceli'li. Tamam. Benim baba tarafım Sivaslı, İzmirli annemler falan. Biz de yarı Kürt'üz, yarı Türk'üz. Bunlarda hiçbir problem yok. Hepimiz kardeşiz zaten. Kız kötü bir şey demedi. Kız dedi ki hani Kürt'üm Kürt'üm diyorsun ya dedi. Bir de hani bayrağımızı tutalım. Türk'üm diyeyim ben de dedi. Türkiye'liyim diyebilir arkadaşlar. İkisi kötü de ayırt edemeyen bilgi sahibi olmak lazım bunu söylemek için. Canlı yayındayız. Şunu şuraya bağlayalım. Yani şimdi ben dinliyorum diye bana neler neler diyorlar. Ulu ortada açık gayet de dinliyorum. Instagram'da Cumhurbaşkanımız da dinliyor Ahmet neler Kaya'yı. Neler diyorlar. Değil mi? Cumhurbaşkanımız dinliyor. Ne alakası var? Herkesi mi dikkate alacaksınız ya? Allah gani gani rahmet eylesin Ahmet Kaya'yı. Aynı şekilde. Yani. Her zaman da dinlerim. Hep de dinledim. Hukuk fakültesi mezunu. Onur Akın'ı da çok severim. Onu da hep dinledim. Ahmet Kaya'yı da hep dinledim. Biz böyle büyüdük. Zamanında çatal kaşık attıkları adamlar bugün gene Türk toplumunda sağcısı, solcusu herhangi bir ideoloji bakmadan Ahmet Kaya'yı dinler ve sever. Şimdi, İyi olan bir şeyi Seyhan, biz etnik kimliğine göre ayırt etmiyoruz. Dün de Nihat Doğan'ın sesi güzelse ben onun Kürt olduğu umurumda değil. Bana nasıl hitap ettiği umurumda. Şimdi hayır, biz çok minnoş sunucularız. Tamam, bu konuyu kapar mıyız? Kısmet rica yani, ediyorum kısmet. Arkadaşlar sizden. Ececiğim. Efendim? Yani sen de şaşırdın yani. Kız şoka girdi geldiğinden gerçekten beri. Travma kız girdi. 50 kere ağladı. Şoka girdi. Ece yine mi ağlıyor? Yok şu an ağlamıyorum. Ececiğim bak Ebru'ya çok yakınsın. Dikkat et bak. Tokat yok zannetmiyorum. Sana denk gelmesin. Yok. O onu kastetmedi. Derken... O onu kastetmedi. Ece'yi evet, kastetmedi. Evet ya uzanacağım yanlış beli sana çarpar. Ece hiç öyle tokat Allah edecek korusun. Bir kız değil yani. Bir şey edepli adaplı bir kız işte yani. Ececiğim. Hedef sevgisinin daim bir saniye müsaade eder misin? Hedefsiz insan üryana benzer. Aynaya bakarak mı söyledin bunu?
Ayna karşında herhalde kendi kendine söylüyor. Arkadaşlar bir müsaade eder misiniz rica etsem? Lütfen. Ece, senin sosyal medyada aşağı yukarı 2 milyon bir tarafta, 1 milyon bir tarafta 3,5 mı? 3,5 milyon bir tarafta, 1,2 milyon bir tarafta. Bir tarafta. Bunlar robot mu? Hayır. Şimdi dün bir bu takipçilerle ilgili bir tartışma yaptık. Hı-hı. Ondan sonra soruyu sana sormak istiyorum. Lütfen bir veterimiz var. Aa evet. Geçen Adele miydi? Adele miydi? Adele. 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 Bak bir dakika. Adele. Yeni şarkısı çıkmış. Dünya sallandı diyor. Dünya sallandı. Yer yerinden oynadı. Büyük rekorla geldi. Ben dedim ki herhalde kız 5 milyar falan tıklandı kız. Abicim 50 milyon. Ya bizimkilere bakıyorsun. 500 milyon. Mustafa Ceceli 1 milyar tıklandı diyor. 1 milyar ya Ceceli Allah aşkına dünyada 1 milyar internet kullanıcısı var mıdır? Yani seni uzaydan mı tıkladılar sana? Merkür'den mi tıkladılar sana? Kim tıkladı seni? Abi seni kim tıkladı? Gerçekten merak ediyorum ya. 300 milyon diyor. 300 milyon tıklandı. Ulan seni kim tıklasın 300 milyon Allah aşkına? Dünyada senin dilini bilen, seni tıklayacak 300 milyon insan mı var? Türkiye'nin hepsi zaten tıklamıyor seni. Türkiye'nin hepsi tıklasa hadi onu da anlarız. Biz 83 milyonuz, 30 milyon da internet kullanıcısı var. Bebeği var, dedesi var, teyzesi peki, var. Onlar kullanmıyor. Peki bir şey söyleyeceğim. 30 milyon net kullanan var. Mesela Reymenler onların da bilmiyorum yani. İsimlerini de çok şey yapmamıyorum. Başarılar da dilerim de. Ya kardeşim adam diyor beni 200 milyon kişi tıkladı. Abicim işte şimdi Ebru'nun bak rakamları vermen çok iyi oldu. Yani Türkiye'de 30 milyon kullanıcısı varsa bu 300 milyon sana tıklayan kim kardeşim? Seni kim tıkladı? Yani tabii şöyle. 100 milyon aynı, bakıyorsun 100 aynı milyon 100 yani arkadaşlar. Yani dinleyebiliyor şarkıyı. Arkadaşlar öyle tıklayanın bir yüzü tıklamayan zenci olsun misali. Abicim daha biz tıklamamışız adama. Biz tıklamamışız adamın şarkısı çıkmış ben tıklamamışım bir bakıyorum 250 milyon. Geçen Adele miydi? Adele miydi? Adele. Yani bak çok enteresan. Adele. Ya bir şey soracağım şimdi Ece sana. Şimdi Ay bugün de Aleyna Demez olaydım. Bir haberi yok önümüzde durmadan Aleyna diyorsun Seyhan'cığım. Bundan sonra gündemi ben belirliyorum demek ki. Aynen. Birine bir gün bir şey söylersem o olacak. Aynen. Galiba biz ondan bahsedeceğiz. Gündemimiz aynen. Olacak. Aynen gündemi belirledin. Tuğba'dan ettin. Yarın da gündemi belirlersin. Ebru gider. Bir öbürsü gibi Nihat gider. Baş başa kalırım. Beni de deli gömlenle buradan götürürler. Geldiğinden beri Ebru... Yani birimizi seç yani cidden. Gelmem yok bakma korkuyorum. Yok öyle böyle. Hem Seman'ın bir takıntın mı var? Ciddi, kişisel, burasının dışında. Sence bir ortak tanıdığımız mi? Falan mı var sence yani sende? Sence olabilir mi? Ya bilmiyorum. Bence olamaz gayet, yani. Gayet bence yok. Düzgün, ne oluyor sana? Sen ne sendeki bu hiddet, bugün, bu agresyon? Bugün neden? Sadece şakalaşıyoruz. Diyoruz ki Ece gelecek diye diyoruz. Yanındaki kadın kalktı gitti. Bunu çarparım, bir tokat atarım diye şaka yapılacak hali mi kaldı durumun? Ya Bahar bir şey söyleyeyim. Biz diyaloğa girmesek olur mu? Gerçekten istemiyorum. Tamam bu monologda kalsın o zaman. Evet, sen evet, girme kalsın. Ben konuşuyordum. Hayır ben Nalan'la tamam, sen yorum yapma şimdi benim monolog kalsın. Peki ben başka bir şey soracağım sana. Örnek aldığın biri var mı Ece? Hangi yani mesela senden atıyorum bir jenerasyon önce 10 yaş büyük olan mesela işte... Ebru Polat gibi, ne bileyim Tuğba Ekinci gibi, Demet Akalın gibi vesaire. Örnek aldığın biri var kariyer mı? Kariyer olarak değil mi? Evet, kariyer anlamında. Ya tabii kim ki Ebru abla, Tuğba abla, Demet Akalın her ne kadar kendisinin bazı hareketlerinden hoşlanmasam da ben sektörde başarılı buluyorum. Demet Akalın, Hande Yener, daha büyük isimler yani hepsi tabii kim ki benim için idol. En böyle yakın kimi kabul ettin kendine? Ya keşke böyle yani oralarda filan denmiş olduğun şimdi değil de geçmişte yakın tarihte 3 yıl önce 2 yıl önce mesela kimi hayal ederdin? Kimi ya diyorum ya hayal hani ederdin? Sanatçı olma yoluna girsem sanatsal çalışma yapmak istesem bir idol belirlerdim ama şu an fenomen olarak gittiğim için yani şey yapmak yani sen nerede olduğunun bile bilincinde değilsin evet. Herhalde. Seni o zaman ben söyleyeyim nerede olduğunu. Şu an yeni jenerasyonda İşte bir Aleyna Tilki, bir sen, Aleyna Tilki biraz daha A grubuna hitap eden, sen BC'ye hitap eden bir kızsın. Evet. Yani yarının birisi Demet Akalın'ı veya atıyorum Gülşen'i, Hande Yener'i. Ece'de eğer, ama Ece'de şey yok yani sanatçı odaklı bir hareket planını görmediğim için böyle söylüyorum. Bence Ece Aleyna'dan daha sempatik bir kere onu söyleyeyim. Aslında bu işe yönelse çünkü tarz olarak daha avantajlı. Çünkü onların söylediği tarzın direkt alıcısı var. Şimdi Ebru şarkı yaptığında veya ben şarkı yaptığımda bizim
böyle bir alıcımız yok. Bir sürekli dikte etmek zorundayız. Ama sırf böyle rap dinleyenler var mesela. Adam sürekli bakıyor, hani rap kim varsa dinliyor yani. Öyle bir hemen alıcısı var. Artık mesela... Zaten şu sıralar artık rap müzik biliyorsunuz. Ebru böyle bir son şey olamaz. Son iki yazdır sürekli rap. Bütün konserlere de onlar evet. Ben bilirim. Çok da tercih ediyorlar. Fiyatlar da uçmuş durumda. Ben ya herkes onları dinliyor zaten. Ben de dahil. Hı-hı. O kadar güzel ki şarkılar. Çok arabamda başarılı. Bile mesela şimdi sen rap de çok başarılı. O sinsiye bayılıyorum ben senin de. Değil mesela mi? Ebru. Bayılıyorum. Hemen... Ebru Polat bir şey biz yapar, paylaşır. Biz de bayılıyoruz da işte burada bizi dövecek. Aynı masada. Ya şaka yapma. Arkadaşlar program bitsin. Çok özür diliyorum. Ebru çok mülayim. Ben korkuyorum şiddetten programı, programı kapıyorum arkadaşlar. Hayır, çok atarlı bir insan yeter. Değil. Lütfen yeter. Herkes çok atarlı. Lütfen. Bir sakin olun ya. Çok kısa olarak programı kapıyorum. Sakinleştirici falan belki ben de bağırırsam bana da gelir. Bilemiyorum. Programı kapıyorum. Benim var mı? Efendim müsaade eder misiniz? Rica ediyorum. Efendim müsaade eder misiniz? Lütfen. Lütfen. Ben de Allah aşkına ya. Neyinden korkuyorsun ya? Allah aşkına sağlam müsait bir bir saniye. Aa, benden korkuyorsun. Lütfen. Şuna bak. Lütfen. Lütfen. Efendim her şeyden önce değerli vaktinizi bize ayırmış olduğunuz için Flash TV izleyicilerine saygı ve hürmetlerimizi sunuyoruz. Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 83. yılda. Bu tür böyle bir tartışma içerisine girdiğimiz için çok özür diliyorum sizden. Ama istem dışı gelişti. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bizim bayrağımız, her zaman başımızın tacı ve bu bayrağın altında Alevisi, Kürt'ü, Laz'ı, Çerkez'i böyle ayrıştırmacılık din üzerinden, mezhepler üzerinden bu tür böyle ayrıştırmacılık yapanların hepsini kınıyoruz. Saygılar ve hürmetler diliyoruz. Bu bayrak hepimizin diyoruz. Saygılar hadi efendim. Hadi bakalım. Seviyoruz. Bay bay.